Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün çeşmi nigar çorbası tarifini paylaşacağım. Tanesiz bir çorba tarifi kesinlikle denemelisiniz. Şahane oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alarak tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra yemeklik doğradığımız bir adet orta boy soğanı da Tencereye alarak soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlar pembeleştikten sonra üzerine bir tepeleme yemek kaşığı un alalım ve unun kokusu çıkana kadar soğanla birlikte kavurmaya devam edelim. Onu kavurduktan sonra yıkayıp süzdüğümüz bir su bardağı kırmızı mercimeği tencereye alalım. Mercimeği kavurduktan sonra üzerine bir buçuk litre sıcak su ekleyelim, yani yedi buçuk su bardağı ediyor. İyice karıştıralım. Daha sonra kapağını yarım olacak şekilde kapatalım ve arada sırada kapağını kaldırarak karıştırmaya devam edelim. Yoksa dibi tutabilir. 25 dakika boyunca pişirelim. 25 dakika sonunda mercimekler yumuşayacaktır. Çorbamız pişerken biz de çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayalım. Terbiyesi için bir yumurta sarısı, yarım su bardağı süt ve yarım limonun suyunu ekleyerek çırpıcıyla güzelce çırpalım ve bir kenarda bekletelim. 25 dakika oldu. 25 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirdiğimiz mercimeklerimiz artık pişti. Mercimekler piştikten sonra ocağın altını kapatalım ve çorbamızı blenderdan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirmeye devam edelim. Daha sonra tekrar ocağa alarak altını açalım ve sıcak çorbadan terbiyenin içerisine birkaç kepçe alarak karıştıralım. Daha sonra terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş ekleyerek çorbamızı karıştıralım. Çorba kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika daha kısık ateşte kaynatalım. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilirsiniz paylaştığım tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz ve tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Artık çorbamıza tuz ekleyebiliriz. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Şimdi çorbanın üzerine dökeceğimiz sosu hazırlamaya başlayalım. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı alalım. Tereyağı eriyince üzerine bir tatlı kaşığı nane ekleyelim ve bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyerek karıştıralım. Çok fazla ocakta bekletmeyelim yoksa yanabilir. Kontrollü olalım. Çorbamız da kaynadı. Artık servise geçebiliriz. Şimdi çorbamızdan kasemize alıyoruz. Bakın kıvamı da, rengi de, dokusu da Şahane. Üzerine hazırladığımız sosu gezdiriyoruz. Çok güzel. Lezzetiyle, görüntüsüyle şahane bir çorba. Kesinlikle denemelisiniz. Tanesiz çorba isteyen mutlaka bunu denemeli. Çeşminiger çorbası. Şahane oldu. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık diyorum. Tap tariflerde kalın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.